Giydirme cephe için 3 boyuttayım. 3 boyutta göstereceğim. Tabii ki boyutta da çizebilirsiniz ama önce ne yaptığımızı görmenizi istiyorum. Önce manuel olarak giydirme cephe oluşturacağım. Sonra ölçülü değerler girerek giydirme cephe nasıl gösteriliyor onu göstereceğim. Architecture bol başlığına geldim. Yanındaki oku tıkladım. Aşağı doğru indiğimde curtain wool başlığını görüyorum. Yani cam duvarlar. Curtain wool cam arkadaşlar. Exterior glazing camlarınızın arasına directionlar ekliyor. Yani profillerinizi koyabilmeniz için yerler gösteriyor. Strofront'ta profille duvar, giydirme cephe duvar. Önce bir curtain wool'u göstermek istiyorum. Curtain wool'u tıkladım. Ekrana geldim. Bir duvar çiziyorum. Bakın çizmiş olduğum duvar şöyle ince bir cam. Görüyor musunuz? Şeffaf. Şimdi cam duvarım bu şekilde tek başına ayakta kalamaz. Bunun üzerine kayıtlar eklemem gerekiyor. Profiller eklemem gerekiyor. Şöyle komuttan bir kere bir çıktım. Giydirme cephe için oluşturacağım camı seçtim. Duvardaki bütün özellikler bunun için de geçerli arkadaşlar. Base constraints, bakın zemin kat planında başlıyor. Base offset, belli bir yükseklikten başlatmak isterseniz değer giriyorsunuz. Hemen kısaca gösterelim. Apply, bakın yukarı doğru çıktı. Sıfırlarsanız eski haline geldi. Top constraints, unconnected, 230 cm duvarımın yüksekliği. Unconnected değerini benim iki katımın arasındaki yüksekte kaçtı? 280'di. Apply derseniz duvarınız iki katın arasına yerleşti. Ya da dediniz ki unconnected'ı tıkladınız. Benim duvarım birinci kat planımın arasında dursun derseniz de kat planının arasına yerleştirir. Direkt her çizdiğiniz duvar bu seçenek tıklı olursa iki katın arasına yerleştirir. Bunlar normal duvarda da aynı mantıkla çalışıyor. Şimdi burayı da anladıktan sonra bunun üzerine ben segmentler eklemem lazım. Önce profillerimi koyacağım yeri belirlemem gerekiyor. Bunu da şuradan yapıyoruz. Duvarı çizdikten sonra, cam duvarınızı çizdikten sonra architecture başlığını tıklıyorsunuz. Bakın hemen şurada sağda, sağ üstte bu ilk başlığın altında curtain system, curtain grid ve million başlıkları var. Curtain grid sizin camınızın üzerine directionlar yani akslar eklemenizi sağlıyor. Tıklıyorsunuz, tıkladınız. Sağ üstte bakın seçenekler çıktı. All segment yani yeni kenarlar ekleyeceğim. All segment aktif. All segment ne demek? Duvarınızın mesela şu anda yatay eleman üzerinde hareket ediyorum. Bakın yatay şekilde. Düşeğe diyor, boydan boya diyor segment ekleyeceğim. Yatayın üzerinde hareket etmek isterseniz düşeğe seçeneğinin üzerine geliyorsunuz. Baştan sona yatayda ekleyeceğim diyor. Şöyle yatayda bir tane ekledim. Segment bakın direkt bir çizgi ekliyor. Geldim bir tane daha ekledim. Bu sefer düşeği de ekliyorum. Şu şekilde profillerimin yerini belirliyorum. Dediniz ki ben böyle baştan sona ekleme yapmak istemiyorum. Şu iki segmentin arasına yerleştirmek istiyorum. Ya da şu iki segmentin. Bu sefer one segment seçersiniz. One segment bakın iki segmentin arasına yerleştir şu şekilde hareket ettiğinizde. Yerleştirelim. Geldim bakın mesela şu ikisinin arasına. Şöyle hareket ediyorum. Bakın buraya. Ya da şunu yapabilirsiniz. All expert picket başlığı var. Tıklıyorsunuz. Yine boydan boya bir segment atıyor. Tıkladım. Boydan boya attı. Ama geldiniz dediniz ki boydan boya attım ama şu arada segment istemiyorum. Gelip bu arayı tıkladığınız zaman şöyle bir escape dediğinizde aradakini silerek segment ekliyor. Architecture curtain grid. All segment direkt boydan boya segment atmanızı, one segment aralara segment atmanızı sağlıyor. All expert derseniz de yine boydan boya atıyorsunuz ama şu arası silinsin, şu arası silinsin diyerek tıklayıp escape dediğinizde bakın buradakiler siliniyor. Şimdi hocam bu segmentleri neden ekletiyor bize diyor diyorsunuz. Şimdi buralar benim aslında profil yerlerim. Ben profil yerlerimi belirledim. Profile nasıl çevireceğim bunları? Architecture, curtain grid'in yanında million, kayıt, profil dediğimiz başlık var. Tıklıyorsunuz. Bakın yine üstte menü açıldı. Grid line, seçmiş olduğunuz grid'i baştan sona
profile çevirir. Bakın tıkladım, profil ekledi. Görebiliyor muyuz? Şu an seçili olan bir profil var. Giydirme cepheminin üzerine profilimi ekledim. Geldim, şurayı tıkladım. Bakın, burayı tıkladım baştan sona. Yok, tek tek tıklamak isterseniz gridline diyorsunuz. Sadece seçtiğinizi yapar. Bakın diğeri boydan boya yapıyor hepsini. Şurayı seçtim. Bakın boydan boya yaptı. Buradaki gridline sekmen seçili olanları yapar. Şu şekilde. All gridline değil. Gelip herhangi bir grid tıklarsanız komple gitti burayı giydirme cam cepheye çevirdi arkadaşlar. Bu manuel olarak yapacağınız giydirme cephe. Şöyle bir resim alalım. Şöyle bakın, aralarda cam var şu anda. Burada da kayıtlarım var. Manuel oluşturmak değil, ölçülü oluşturmak isterseniz yine farklı işlemler yapabilirsiniz. Araya hala eklemek istiyorum. Bakın architecture, curtain grid deyip şu araya da bir tane ekleyeyim diyorsunuz. Yakınlaştırdım mesela. Şöyle araya bir tane daha. Ne ekliyor? Direkt grid ekledi. Sonra geliyorum. Architecture, million deyip all grid line diyerek komple burayı tekrar çevirdi. Şöyle giydirme yaptım. Ekleme de yapabiliyorum. Şimdi bu curtain wool'u seçerseniz kendiniz segmentler belirleyeceksiniz. Ve belirlediğiniz segmentleri sonra million'a çevireceksiniz. Architecture wool'u tıklıyorum. Bakın curtain wool'un altında bir de exterior glazing var. Exterior glazing'i seçtim. Bakın üst menü de benim duvarımla aynı. Çizim yaparken zemin kat planında çizim yaptığımı gösteriyor level başlığı. Height, çizeceğim giydirme cephenin yerden yukarı mı ya da aşağı mı doğru uzamasını sağlıyor. Unconnected başlığında ölçü giriyorsunuz. 280 girdim ya da level'lara bağlayabiliyorsunuz. Location line'dan duvarı merkezden mi tutayım yoksa solundan sağından mı tutayım? Chain süreklilikte offset ve radius'ta duvar komutundan bahsetmiştim. Aynı işlemler burası için de geçerli. Örneğin radius'u tıklayarak siz gelip buraya bir hatta chain'i de tıklayayım. Şöyle duvarınızı çizdiğiniz zaman bakın ne yapıyor? Burayı böyle hemen yine filtreleme işlemi yapıyor. Neden filtreleyemedi? Şimdi bu bir cam. Arkadaşlar taht yaptı. Yine oval yaptı ama taht yaptı. Çünkü bu camların arasına böyle profiller eklemeniz lazım ki onu döndürebilirsiniz. Camı böyle bükemezsiniz. Revit'te burada bükme işlemini yapabilmen için buraya grid eklemen lazım diyor. Çizdikten sonra gelip curtain grid deyip bakın aralara her segment eklediğinizde bunlar böyle ovalleşmeye başlar. Bakın ovalleşti. Yani segment eklemeniz lazım. Sonra gidip buraya eklenmiş olan. Zaten şuralarda segmentler var arkadaşlar. Siz million deyip all grid line dediğinizde bakın direkt yine burayı ayrı seçtim. Burayı ayrı seçtim. Şu şekilde giydirme cepheler yapabiliyorsunuz. Yani cam çizer. Siz üzerine kayıt yeri belirlemeniz gerekiyor. Curtain grid ile sonrasında da million ile kayıt eklemeniz gerekiyor. Şimdi eğer ki böyle yapmak istemiyorsanız, wall'u tıkladınız. Exterior glazing'i seçtim. Bakın exterior glazing, şurada 280'i belirledim. Şöyle çizdiğimde kendisi otomatik aralara bakın segmentler ekliyor. Hatta duvarımın yüksekliğini biraz arttırayım daha rahat göreceksiniz. Duvar yüksekliğini 800 yaptım. Bakın düşeyde ve yatayda kendisi segment ekledi. Sonra bunları gidip million başlığıyla profillere çevirebiliyorsunuz. Bir kere aldım. Architecture wall diyerek buradaki storefront başlığını tıklarsınız. Bu da hazır. Her şeye hazır bir şekilde. Bakın hem gridler var hem profilleri kendisi otomatik olarak çiziyor. Bunları pek tamam çizdi ama şuradaki ölçüleri kendine göre verdi. Ben bilmiyorum ölçüleri şu anda. Benim böyle bir duvarım var. Ben 100'er santim aralıklarla kayıtlar koymak istiyorum. Profiller hem yatayda hem düşeyde. Öyle profiller koymak istiyorum. Şimdi burada anlatacağım işlem arkadaşlar. Şu duvarda anlatacağım işlemin aynısı. Exterior glazing için de geçerli. Buradaki tek fark burada kayıtların da olması. Ama özellikler paneli aynı.
Geliyorum, şunu seçiyorum size göstermek için. Duvarımın yüksekliği 280'miş, kalsın. Şimdi şurada Edit Type başlığı var. Bakın. Edit Type'ı tıklıyorum. Muhakkak giydirme cephelerde duplicate yapın arkadaşlar. Duplicate yapmazsanız buraya koyduğunuz bütün giydirme cepheler şu an yaptığınız değişikliğe göre değişecek. Duplicate yapıyorum. Giydirme diye isim verdim. Onayladım. Şu kısmı bir anlatacağım önce. Vertical grid yazıyor. Horizontal grid. Yani aslında şu milyonların altında gridlerim benim duruyor hala arkadaşlar. Grid aralarındaki mesafen kaç olsun demiş. Bana spacing kısmında kendisi 152 santim vermiş. Horizontal kısmında da 240 vermiş. Ben geldim dedim ki 152 olmasın, 100 santim olsun. Hatta düşeydekiler de 100 santim olsun dedim. Onayladığımda seçmiş olduğum duvarı, bakın duplicate yaptığım için sadece bu değişti. Diğerleri değişmedi. Gitti 100'er santim aralıklarla, şunu sileyim arkadan. Şöyle. 100'er santim aralıklarla profillerimi yerleştirdi. Nereden? Şöyle duvarı komple seçiyorsunuz. Seçtiniz. Edit Type'ına girdiniz. Buradan Vertical ve Horizontal kısmından ölçülerinizi değiştirerek 150, örneğin 200 olsun dediniz. Bakın 200 yaptı. 200'den sonra değiş 30 santimi ne yaptı? 80 santimi boşluk olarak bıraktı. Ölçüler nereden değişiyormuş, siz kendiniz yaparsınız. Vertical grid ve horizontal grid başlığından değişiyormuş. Yine şöyle bir tam böyle dursun. Okey dedim. Geldim. Duvarı komple seçiyorsunuz. Bakın duvarı komple seçerseniz curtain wall giydirmeyi seçiyorsunuz. Bakın şöyle yakınlaştırdım. Profilimi de ayrıca seçebiliyorum. Profilimi seçip silmek istiyorum. Üzerinde iğne var. İğneden bahsetmiştik. İğnenin tikini kaldırın, delete dediniz, sildiniz. Bakın grid duruyor burada. Görüyor musunuz? Bazen bakın böyle kayar. Siz önünüze getirmek isteseniz de gelmez. Şu hemen ev işaretini tıklayın. Perspektifiniz şu şekilde önünüze doğru gelsin ve rahatça shift ve orta topunu kullanabilirsiniz. Bakın burada gridim duruyor. Buradaki profili silmek istiyorum. Bazen iğne olabilir, bazen olmayabilir. Delete iğneyi açtım, sildim. Mesela buradaki profillerim kalsın ama şuradakiler kalmasın. Şimdi sizin profili silmiş olmanız şuradaki camın bir bütün olduğu anlamına gelmiyor arkadaşlar. Bu camı da şöyle ben bir seçerek göstereceğim. Bakın iki parça cam. Camımın böyle iki parça şeklinde görülmesini istemiyorum. Şuradaki grid'i silmem gerekiyor. Grid'inizi seçiyorsunuz. Bakın seçiyorsunuz. Silmek istiyorsanız delete'e basarsanız şu an bunun üzerinde profiller olduğu için silmez. Silse de komple silerdi. Ben sadece şu miktarı silmek istiyorum. Şurayı. Grid seçiliyken, bakın grid seçildi. Sağ üstte Add Remove Segment başlığı var. Burayı tıklıyorsunuz. Nereyi silmek istiyorsunuz? Şurayı. Tıkladım. Escape dediniz. Bakın sadece buradaki grid gitti. Buradakini silmek istiyorsunuz. Seçiyorsunuz. Add Remove Segment'i. Burayı da siliyorsunuz. Escape diyorsunuz. Çıkıyorsunuz. Buradaki grid'i silebilmeniz için önce profili silmeniz gerekiyor. Seçtim. Profili sildim. Grid'im duruyor. Grid'i seçiyorsunuz. Add Remove Segment siliyorsunuz. Architecture. Tekrar bir curtain grid ekleyeyim. Bakın şu araya bir grid ekledim. Şimdi grid eklediğimde ne yaptı? Direkt profili de koydum. Neden koydum? Çünkü ben duvar seçeneğinde Strofront'tayım. Strofront'u seçerseniz her zaman profille koyar. Eğer exterior glazing seçseydim ve ben architecture million deseydim, pardon million deneyecektim, curtain grid deseydim, bakın direkt yine aynı işlemi yapacaktı. Çünkü hala bu duvarın içindeyim. Siz direkt grid eklemek istiyorsanız architecture curtain grid başlığından buradaki duvarı değil, şöyle şurada göstereyim yapacağım işlemi. Şu duvarımı seçeyim çünkü otomatik şey atıyor. Strofront duvarda olduğum için. Şurada normal duvara geçelim. Cam duvara. Architecture yine curtain grid dedim. Şöyle attım. Şuraya da attım. Grid'imi seçip delete dersem silerim arkadaşlar. Nasıl sildi? Boydan boya sildi. Add Remove'un farkı ne? Seçtim. Add Remove dedim.
Ben sadece şu parçanın silinmesini istiyorsam bu parçaya tıklıyorum ve siliyorum. Bakın yerine geri getirmek isterseniz şuradaki grafiğin üzerine geldiğimde hizalı bir şekilde gösteriyor. Seçtiniz, Add Remove deyip tekrar tıklarsanız da gelir. Seçtiniz, şöyle bir çıkalım. Seçtim, Add Remove gitti. Geri getirmek isterseniz tekrar üzerine tıklayıp geri de getirebilirsiniz. Buna dikkat ediyoruz. Giydirme cephede. En çok kullanacağınız gene straw front kullanır. Aradaki mesafeleri ayarlarsınız. Araya yine gridler ekleyebilirsiniz. Ya da şuradaki duvarlarınızı seçip kendiniz manuel olarak da oluşturabilirsiniz. Ha şunu da yapabilirsiniz arkadaşlar. Şunları bir silelim. Geldiniz. Architecture wall. Camı seçtiniz. Tamam mı? Cam. Ölçüde yine grid koymak istiyorsunuz. Seçtiniz camınızı. Edit type'ına girdiniz. Bakın vertical grid ve horizontal grid boş. Ölçü yok. Layout kısmına gelirsiniz. Yanındaki boşluğa tıklarsınız. Maksimum boşluk. Bakın 150 verdi. Geldiniz. Değeri değiştiririz. Layout kısmına geldiniz. Fixed distance ya da buraya da maksimum boşluk diyebilirsiniz. Ve gelip ölçü girdiniz. OK dediğinizde bakın kendisi yine ölçülü bir şekilde gridlerinizi koyar. Şu şekilde gridlerinizi oluşturdu. Bunları da sonra yine Architecture Million başlığına tıklayıp All Grid Line diyerek kendinize bu şekilde oluşturabilirsiniz. Şimdi tekrar seçtim burayı. Properties menüsünü hemen anlatmak istiyorum. Devam etmek istiyorum. Bakın şu vertical grid başlığı var. Bir de horizontal grid başlığı var. Ne yapıyor? Justification yazan kısımda sizin bu giydirme cephelerinizi yerleştirme şekli var. Yani başlangıçtan bitişe doğru beginning. Baştan sona doğru sırala. Örneğin benim şu aradaki mesafem 100 cm ise baştan alıyor. 100, 100, 100 gidiyor. Şurada duvarımın örneğin 30 cm kaldıysa dışarıda bırakıyor. Burada siz end'i seçerseniz bu sefer sondan alıyor mesafelerinizi. Center'ı seçerseniz duvarınızın merkezinden bir yerleştirme işlemi yapıyor. Yani şu bakın merkez olarak burayı aldı. Buradan bu şekilde sağa sola doğru bir ölçüsel yerleştirme yapıyor. Buradan değiştirebilirsiniz. Beginning'e getirdim. Angle kısmında açı giriyorsunuz. Örneğin 45 derece girdiğinde bazı elemanları sileceğim diyor. Delete değil, silsin. Bakın ne yaptı? Buradaki profilleri 45 derece döndürdü. Düşeydekileri. Aynı işlemi bakın horizontal başlığın altında da yapabilirsiniz. Buraya da 45 derseniz apply elemanı sileceğim diyoruz. Evet diyorsunuz. Çünkü giydirmede eleman siler arkadaşlar. Yerleştirebilmek için. Buraya da yine bu şekilde ekleme yaptı. Architecture million derseniz sildiği için tekrar ekliyorum bakın. Tekrar ekledik. Bu şekilde ne yaptınız? Düzenlediniz. Seçiyorum komple. Offset kısmında da arkadaşlar. Şimdi böyle profillerim yerleşmiş ya. Offset'e bir değer giriyorum. 20 santim girdiğimde. Bakın ne yapıyor? Profilleri seçmiş olduğum düşey profilleri öteliyor. Yatayda da gösterelim. Şey, düşeyde de gösterelim. Çok pardon. 45 dedim mesela. Şöyle direkt element. Bakın profili ne yaptı? Öteledi. Yeni bir profil eklemesi yaptı. Yani ilk başlangıç profilinden öteleme yapabilirsiniz. Değerleri sıfırlarsanız açılarınızı tekrar eski haline getirirsiniz. Buradan da profil eğme işlemi yapıyorsunuz. Giydirme cephede. Okey. Şimdi bakın bazıları silindi. Hemen Architecture Million All Grid Line seçin profillerinizi. Şu şekilde yerleştirdiniz. Buradaki giydirme cephemle ilgili hemen şu işlemleri de gösterelim. Şöyle bir iptal edin. Profilinizin üzerinde durduğunuzda bakın sol altta, şu sol altta curtain wool diyor. Yani siz giydirme cepheyi seçiyorsunuz. Üzerine geldiğinizde kayıtlarınızın bakın ne yazıyor? Curtain wall million. Kaydınızı seçiyorsunuz. Bir de içeride cam var. Camı seçmekte zorlanabilirsiniz. Bakın camın üzerine geliyorum. Seçemiyorum camı. Mavi bir band olmuyor. Bakın şöyle sınır bir çizgiye gelin. Tam camın olduğu sınır çizgisine yaklaşın.
Klavyenizden tab tuşu var Shift'in üzerinde. Tab'e bir kere basıyorum. Sol altta bakın Curtain Wool'u seçtim diyor. Bir kere daha basıyorum. Bakın Sistem Panel Glazed yani paneli seçtim diyor. O yazıyı gördüğünüz anda tıkladığınızda da camınızı seçiyorsunuz. Biraz seçmekte zorlanabilirsiniz. Mesela bakın burada rahat seçtim. Tıkladım seçildi. Burada da rahat seçtim. Burada da rahat seçtim. Ama geldiğini seçemiyorsunuz. Seçmekte zorlanıyorsunuz. Hadi zorlanayım. Zorlanmıyorum şu anda da size göstereceğim ya zorlamıyor. Ha şurada zorlanıyorum. Bakın yakınlaştırdım seçemiyorum. Şu sınır bir noktaya geldim. Tab tuşuna bir kere basıyorum. Curtain Wool'u seçti. Bir kere bastım Medium'u seçti. Bir kere daha bastım System Panel Glazed. Gördüğüm anda tıkladım camımı seçti. Yani bunun içinde arkadaşlar 1. Medium var. Medium'u sildim. Altta Grid'im var. 2. Sonra panelim var. 3. Bir de kendisi var. 4. Ana başlık var. 4 ana başlığın çalışma mantığını birazdan anlatacağım. Şu işlemi de gösterdikten sonra bir ara vereceğim. Giydirme cephenin diğer özelliklerini anlatacağım. Şöyle seçiyorum giydirme cephemi. Bakın duvarda ne yapmıştım? Edit Profile'a girmiştim. Bu da bir duvar. Bunun da Edit Profile'i var. Tıkladınız. Sketch görüyorsunuz. Şöyle çizgisel modu alayım daha rahat görün. Bakın duvarın çizilme kenarlıklarını görüyorsunuz. Dediniz ki ya giydirme cephem şöyle olsun. Tonos şeklinde olsun. Finishlediniz. Hemen der ki oluşturacağım ama bazı elemanları silmem gerekiyor. Delete dediniz. Bakın oluşturdu. Architecture, Medium deyip gelip All Grid Line'dan hepsini giydirmeye çevirebiliyorsunuz. Tekrar seçtim bunu. Şöyle duvarı seçiyorsunuz. Bakın Medium'u değil. Şöyle bakın. Üzerine geldiğinizi görüyor musunuz? Dörtgeni gördüm. Duvarı seçtim. Edit Profile dedim. İşte değiştiriyorum. Farklı bir şey olsun. Şöyle bir şey yaptınız. Hatta geldiniz ortasına bir de kapalı alan çizdiniz. Finish dediniz. Delete element. Bakın bu sefer delme işlemi yaparak giydirme cephe oluşturdunuz. Burada mesela profil yok ama gridlerim var değil mi? Hemen architectural million deyip all grid line'a profillerinizi tıkladığınızda boşluklu da giydirme cephe oluşturmuş oluyorsunuz. Yani aynı işlemler arkadaşlar bunun için de geçerli. Tıkladınız. İptal dedim. Şöyle yine görüyorum. Reset dediniz. Delete element diye şurada eski haline döndü. Olmayanları tekrar ekliyorsunuz. Giydirmenin de geometrisini değiştirebiliyorsunuz. Bir ara verelim. Sonra devam edelim.